Herkese tekrar selamlar. Bu hafta değişik bir video oluyor. Bu hafta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yayın yapıyorum. Pandemi süresi boyunca havalimanlarında hiç bulunmamıştım. Peki pandemi sürecinde havalimanlarında güvenlik önlemleri nedir? Ön tedbirler nedir? Ve koronavirüse karşı nasıl tedbirler alınıyor? Bunları işlemek istedim. Şimdi burada yapılan radikal bir değişiklik olarak bagaj teslim bölümü bulunuyor gördüğünüz gibi. Buradan bagajlarınızı kolayca teslim edebiliyorsunuz. Ekrana dokunmanız yeterli. Aşağıda İngilizce veya Türkçe dil seçenekleri mevcut. Türkçe'ye baktığımız zaman biniş barkodu okut. Bunu internetten PDF olarak indirebiliyorsunuz. Kimlik kartını okut. TC kimliğinizi giriyorsunuz. Pasaportunuzu okutuyorsunuz. Yolcu bilgisi giriyorsunuz. Örneğin yolcu bilgisi girelim. Yolcu bilgisini tıkladıktan sonra burada TC numarası, PNR veya telefon numarası ile giriş yapılıyor. Örneğin ben TC kimlik numarası ile giriş yapayım. Ekran dokunmatiktir. Ekrana dokunarak TC'nizi giriyorsunuz. Girdikten sonra TC'nizi devam et butonuna tıklıyorsunuz. Rezervasyonunuz yapılıyor. Gördüğünüz gibi benim uçuş bilgilerim şu an ekrana yansıyor. Devam et deyip çıkış alıyorsunuz. Sadece bu kadar. Uçağa binerken ise yerde bulunan stickerlara göre sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Ve herkes ikişerli sıralar halinde kontrollü bir şekilde uçağa alınıyor. Jet Bridge'de ise yani uçağa giden köprüde ise herhangi bir ısı, ateş veya termal kamera kontrolleri bulunmuyor. Ancak uçağa girerken bir takım önlemler mevcut. Bu önlemler çok da zor önlemler olmayıp maske kullanımı, kontrollü bir şekilde sıralar halinde çıkış ve yemek yerken sadece maskenin çıkarılması gibi basit önlemleri içeriyor. Şu an saat 18.25 ve Antalya Havalimanı'na inmiş bulunuyoruz. Antalya Havalimanı'na indikten sonra ise bagaj ve bavul teslim alma kısmında sosyal mesafeyi korumak için yerde uyarıcı paneller yer alıyor. Ayrıca koltuklarda da mesafe önlemleri söz konusu. Şu an gördüğünüz gibi Antalya Havalimanı'ndayım. 2 haftalık araştırma ve tatil süren sona erdi. Saat 17.55'te Sabiha Gökçen'e İstanbul'a doğru uçağım kalkıyor. Bakalım yolculuk nasıl olacak? İstanbul'dan farklı olarak Antalya Havalimanı girişinde HES kodu kontrolü yapılıyor. İstanbul'da ise bu kontrol içeride gerçekleştiriliyordu. Aynı mesafe kuralları burada da geçerli. Yalnızca tek fark bagaj teslim bölümü eskisi gibi bilet check-in noktalarında yapılıyor. Aman diyeyim dostlar. Antalya Havalimanı'nda hat kısmına geçiş kontrolü oldukça sıkı. Yanınızda su şişesi veya herhangi bir sıvı taşıyamazsınız. Eğer böyle bir bagajınız varsa hassas bagaj bölümüne vermenizi tavsiye ederim. Güvenlik önlemleri o kadar sıkı ki ayakkabıma kadar çıkardılar. Schiphol Havalimanı'nda bile bu kadar kontrol ile karşılaşmamıştım. We'll be right back.
Özellikle akşam vakti indiğinizde ilk olarak hava değişikliğini ve çıkışlarda yoğunluğu fark ediyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın aksine İstanbul'da her yerde, her yere ulaşan servisler ve otobüsler bulunuyor. Ancak aklınızda bulunsun, Antalya Havalimanı'nda hiçbir otobüs veya servis seferi yer almıyor. Bu nedenle en yakın destinasyona ulaşmak için Antalya Havalimanı'nda taksi kullanmanız gerekiyor. Bu haftalık bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.